Bursa Spor Kadrosu'nda tabii ki Onur Alp bitim konuşalım. Yani bir doya doya Onur Alp bölümü yapalım. Ben buna her zaman için çok inanıyorum. Tabii ki böyle bir proje yapmak çok kolay değil ama Euro Cup'ta, Euro Lig'de değil, Euro Cup'ta sürükleyici oyunculara sahip olmak Türk milli takımına bence uzun vadede çok iyi gelecek. Ya bu Şampiyonlar Ligi için de geçerli. Aynı yani. şekilde. Yani Kupa 2'de. Kesin. Euro Lig'de şu an evet bir Türk oyuncunun sürükleyici kolon olması pek inandırıcı gelmiyor. Pardon, bölüyoruz. Alışverişleri 36 taksitte bölen ING taksitle Potada Avrupa'yı sunar. Mutlu günler sevgili basketbol severler, İNG'nin sunduğu POTA'da Avrupa'da sevgili Anıl Uysal'la birlikte Avrupa Basketbolu'nda ve Türk Basketbolu'nda öne çıkan maçları ve gelişmeleri konuşacağız. Tabii sadece maçlarla da sınırlı kalmayacağız, gündemede bir bakış atacağız. Anıl, seni görmek, bu dekorda olmak çok keyifli, hele ki bugün konuşacağımız takım da hesaba katıldığında çok akıcı, çok keyifli bir program olacak gibi. Hoş bulduk abi, öncelikle abi, sen, sen de hoş geldin bana tekrar. Ne demek. Uzun sürede seni podcast'te göremiyorduk tabii. Buna teşekkür ederim. Geçen benim feci hasta olduğum maçta hemen rotasyona girdin. Maçta dedim. Yayında hemen rotasyona girdin ve çok da iyi götürdüm. <laughs> NBA, Eurocup, Eurolik. Ama biz bugün Eurocup konuşacağız. Frutte Extra Bursa Spor konuşacağız. Dünkü DKKB lise maçına da elbette bir göz atacağız ama Bursa Spor'un hikayesi sadece dün geceden ya da bu Eurocup sezonundan ibaret değil. Geçtiğimiz sezonda Avrupa basketbolu konuşurken ayrı bir parantez açtık. Alimpievic, Onur Alp, Yiğitcan, yeni yabancı rotasyonu hepsini sana soracağım ama istersen dün geceyle başlayalım. Dün maçı kapatma konusunda ve Bursa Spor bir hayli zorlandı. Özellikle Nenad Çanak enteresan bir alan savunmasıyla biraz hücumda işi zorlaştırdı ama ortaya girerek bir şekilde o 4'e 3'leri iyi oynayarak e, maçın sonunu getirmeyi başardık. Dün maç sonuyla başlayalım istersen. Yani tabii özellikle Bursa Spor'un kazanması çok değerli oldu burada bir kere. Çünkü de hem aynı galibiyeti paylaşıyordu Bursa Spor. Bir de bu hafta Badalona ve Venezia oynayacaklar bu akşam. Grupta 2-2 sıra için çok kritik bir maç. Borg da Ulm'le oynuyor. Orada sürpriz bir sonuç çıkabilir belki. O yüzden Bursa hani gelecek adına da çok kritik bir galibiyet aldı bir kere. Ki Lietkabelis yanlış hatırlamıyorsam Deplasman'da hiç galibiyeti yok Euro Cup'ta Ki son dönemde ligde de biraz sallanıyorlar. Hem Ritas'ta hem Bursa mağlup oldular. Wolves zaten ayrı bir hikaye Litvanya basketbolunda artık yani şu an. Retas'a da yakın bir maç kaybettiler. Evet, orada, ve 4 galibiyeti de içeride yanlış bilmiyorsam. E, tabii maç sonunda özellikle senin bahsettiğin tabii o kısa beş ve alan savunması çok kritik oldu. Çünkü özellikle Bursa Spor'a karşı alanı genişletmek çok değerli ki sürekli aslında o iç-dış dengesini sağlayıp bir penette kanalı buldu burada Riyad Kabilis. Ama tabii bence maçın e, özellikle iki kritik noktası vardı. Biri e, ikinci ve 3. şerefteki savunma e, beşleri özellikle olimpiyev için ki ilk çeyrekte 22 sayı yedi Bursaspor ikinci ve üçüncü çeyreklerde toplam 24 sayı yedi. Ya yani burada Ahmet Düveroğlu'nun kullanımı belli noktada çok değerliydi ama bana sorarsan tabii Dutsinski bu maçın en kritik parçalarından birisi olduğu. İkinci çeyrekte hem savunmada yaptıkları, hücumda yaptıklarını zaten bahsetmeye gerek yok. Orada oyunu açan üçlü de o bulmuştu ama diğer tarafta savunma kısmında kısalarını karşısında kalırken o arkadaki switchlerde de Onur Alpin veya Clemens'ın vesaire oradaki varlığı gerçekten değerli oldu. Anadolu özellikle Dujinski hakikaten çok başka bir hikaye bence. Yani bu Bursa spor takımı denince tabii ki Alimpiyevic'i, tabii ki Onur Alp'i çok hatırlayacağız belki uzun yıllar ama Dujinski geçtiğimiz sezon biliyorsun Kevaru Zeyz'in arkasında bir derinlik yoktu. Kısa beşlerde 5 beş numara oynadı. Kevaryu birlikte acayip 4 numara dakikaları oynadı. Onun foul problemine girdiği maçları yine 5 numarada kapattı. Edev Ducinski'nin içeride de ben ne kadar sevildiğini biliyorum. Hem çok faydalı, hem çok iki yönlü. Yani çok fazla özelliği olan ama aynı zamanda tam bir takım lideri, takım oyuncusu Ducinski. Sen üst sıralarda bulunmanın döneminden bahsettim. Bunu geçtiğimiz sezon zaten Bursa Spor yakınen yaşadı. Yani sürekli deplasmanda oynadın. Euro Cup'un bu mevcut formatını da sana soracağım. Çünkü bir şekilde kendini üst gruba atamadığın zaman finalde dahil olmak üzere deplasmana gidiyorsun. Geçtiğimiz sezon bir tek maç Bolonya'da o salonda forumda e Virtus Bologna'yı yenmeye çalıştı Frutech e Bursa Spor. Öncesinde Partizan deplasmanından çıktı. Olimpia var Ljubljana bunların hepsini 15.000 kişiye karşı oynadı. Yani küme düşmüş Andorra'ya karşı bile deplasmanda oynadık. Ya yani, o bile. Ya, zaten o deplasman değildi sadece o gün salon boştu. Euro Cup'un bu formatı hakkında ne düşünüyorsun? Yarışmacılığı özellikle normal sezonda biraz indirmiyor mu? Çünkü Kendini 8'e atmaya çalışıyorsun grupta zaten 10 takım var. Yani bu aslında kesinlikle doğru bir nokta ki bundan dolayı favori takımların daha güçlü takımların normal sezonu biraz daha aslında askıda götürdüğünü de görebiliyoruz burada. Çünkü bence bu sezon genel olarak baktığımız zaman biraz yetenek tavanı düşmüş gibi gözüküyor Eurocup'da. Özellikle hem Rus takımların denklemden çıkması hem de geçen sezon Eurocup'un en iyi takımların hep Euroleague'de olması sebebiyle çünkü... Erik Bey katılıyorsun yani. Ben o konuda katılıyorum. Sen ne dersin ki bununla alakalı? Ben de katılıyorum. Şu an basketbol şampiyonlar liginin toplam yeteneği daha fazla sanki. Ya bence yani tabii vasat seviyede bir Eurocup takımıyla vasat seviyede Şampiyonlar Ligi takımı arasında uçurum olabiliyor bazen ama hani kümülatif toplama baktığın zaman bence Anladım. Şampiyonlar Ligi hiç azımsanmayacak bir noktada burada. Ama bahsettiğin konu çok doğru gerçekten özellikle rekabetçilik anlamında. Çünkü 8'e attığın zaman bile bir şekilde ya tek maçta çıkabiliyorsun. ya geçen sene Bursa'nın hikayesi asla küçümsenmeyecek ve çok özel bir hikaye ama yani orada ne kadar ilk dörtte olmanın zaman zaman önemli olmadığını da gördük. Ama Bursa Spor gibi bir takım için ilk dörtte olmak çok önemli çünkü inanılmaz itici bir taraftar gücü de var. E tabi normal sezonun rekabetçiliğini biraz aşağıya çekiyor ama eleme maçları da başka bir hikaye oluyor. Mesela geçtiğimiz sezon Partizan'ın Bursa Spor'a karşı yaşadığı dramada koç Jelko Bradovic değil biraz daha düşük profilli ya da biraz daha ağırlı olmayan bir figür olsa o bütçeyle o sezonu Tamam. Tamamlatmazlar. Evet. Hatta Obradoviç'te hatırlayacaksın sorun bensem. İstifa ben ederim. Ben bu gece istifa ederim. Hiç benim için sorun değil demişti. Öyle draması bol bir format oluyor. Geçtiğimiz sezon bizde faydalanmıştık. Bursa Spor kadrosunda tabii ki Onur Alp bitim konuşalım. Yani bir doya doya Onur Alp bölümü yapalım. Ben buna her zaman için çok inanıyorum. Tabii ki böyle bir proje yapmak çok kolay değil ama Euro Cup'ta, Euro Lig'de değil, Euro Cup'ta sürükleyici oyunculara sahip olmak Türk Milli Takımına bence uzun vadede çok iyi gelecek. Ya bu Şampiyonlar Ligi için de geçerli. Aynı yani. şekilde. Yani kupa 2'de. cesin. EuroLeague'de şu an evet bir Türk oyuncunun sürükleyici kolon olması pek inandırıcı gelmiyor Yani ancak Furkan Korkmaz gibi Elbeyden dönme olursa. Evet. Ama aşağıdan yukarıya bir inmelenmesi. Neticede Furkan yukarıdan aşağıya düşmüş Tabii. olur. Ama aşağıdan yukarıya inmelenmede bence Euro Cup milli takıma oyuncu yetiştirmek ve devşirmek konusunda çok önemli. Yalnız Alimpiyev için de Onur Alp'e topu bu denli teslim etmesi. Zaman zaman sorun yaşasa da ki hatırlayacaksın yani çok sancılı bir dönemde olmuştu Onur Alp'in o top yönlendirici. Ya dönemde. maç içinde bile oluyordu. oluyor devamlılık problemi çok doğal. Alimpiyevic burada Türk basketbolunda sanki çok büyük bir iyilik yaptı. Ya kesinlikle ki bu şöyle de adlandırılabilir. Yani çıkış yakalamak isteyen yerlilerin de tercih durağı olabiliyor Bursa'sı var bununla alakalı. Yiğitcan mesela. Yiğitcan. Enes Berkay Taşkıran da mesela geçen sezon aslında gayet iyi geçirmişti. Ya ondan bir önceki sezonda hatta yani çıkışta olan bir oyuncuydu ve Bursa'ya taşlandırmak istedi kendini. Mesela Ahmet Düveroğlu yine ya daha fazla oynamak için Bursaspor tercihi vesaire. Ama bahsettiğin konu kesinlikle çok doğru. Ya Onur Alp yani ne yazık ki milli takımda pek fazla göremedik o rolde ama yani geleceğe daha çok güzel sinyaller veriyor bu performansı ki bu takım geçen seneki Bursa Spor takımından daha farklı. Bu takım savunmada aslında daha ısırgan bir takım ve tabii zaten geçiş oyunu bence en iyi oynayan takımlardan biri Avrupa'da. Euro Cup seviyesinde ki orada Olimpiyev için müthiş paternleri var. Yani o üçlü örme gibi gittikleri pozisyonuna var mesela işte Garden hemen kulları doldurdu ya da işte uzun reboundların önemi çok yine mühim bu takımda. işte zaten dün Galiba 14 rebound almıştı kısalar. Onur Alp de mesela burada hızlı hücum başlatan oyuncu olarak bile çok ciddi bir rol oynuyor. Bunun yanında yarı sahada ilk aksiyondan sonra topu alıyor olması yönlendirici olarak o ikili oyunları doğru oynayabilmesi, pas tercihlerini doğru görmesi ki mesela Riyad Kabelis'te, Lennart dün... Onur Alp'e sürekli bir trap savunması yaptığını gördük. Ve sürekli soluna doğru yönlendirdik. Bir iki kere de aslında hatta bir ikiden daha fazla Top başardı. Top kaybı da yaptı evet bu konuda Onur Alp ama onların devamında yardımın nereden geleceğini öngörüp de ters tarafa pası ilk aksiyonda verebilmesi mesela Onur Alp'in yani çok değerli bir özellik bu. ya yani burada da gerçekten bahsettiğin gibi e, Duşan Olimpiyev için hakkını teslim etmek gerekiyor. Belki öncesinde yine karşı yaka döneminde de biraz Onur Alp o şekilde oynatılmaya başlanmıştı. Ama hakikaten Euro Cup'ı nasıl kullanabileceğimize dair çok büyük bir fikir verdi bize Onur Alp'in. O açıdan ben Yiğitcan'ın gitmesini oraya, Enes Berkay senin dediğin gibi, Ömer Utku Alt. O da rotasyon hiyerarşisinde aşağıdan yukarıya doğru geldi. geçen sezon mesela çok kritik katkı verdi. Ya Belgrad'daki maçı Ömer, Utkal Utkal'la bitirdi Alimpiyeviç. dün tamam, de mesela problemiydi ama. Yine dün savunmada yaptığı katkı özellikle Kulamaya üzerinde ikinci çeyrekte 3 top kaybı yaptırdı. Tam sağdan yaptığı baskıyla. Yani bu tip arenalarda çok değerli oluyor ki bu zaten yazın seninle bol bol burada konuşmuştuk İspanya milli takımını. Ya bence Şampiyonlar Ligi ve Euro Cup'ın yani domestik seviyedeki milli takım seviyesindeki en büyük katkısını, en büyük örneğini İspanya milli takımından Yardım verebiliriz. Andres. Yani orada çok çok enteresan Alberto Diaz. Alberto Böyle. Diaz. Ya ben ona çok inanıyorum. Ya sen zaten isimleri saydın. Avrupa Şampiyonluğunda çok önemli katkı veren isimler bunlar ve benzer profilde kulüplerden takımlardan geliyorlar. Yalnız genç ve yerli çekirdek demişken, Leitko Belisinde enteresan madenleri, enteresan mücevherleri var. Özellikle iki isim 2002 ve 2004 jenerasyonundan onları hemen sana bir pas olarak atayım. Yani Rupsta 300 bir kere fizik olarak çok öne çıkan bir oyun kurucu esasında ki Lietkabelis çıkışçıydı ama Jalgir transfer oldu. Orada iki sezon oynadı. A takım daha az oynadı ama ikinci takım da önemli bir süre bulmuştu, katkı bulmuştu. Next Generation turnuvalarında da Muravskas'ı mesela çok görmüştük daha öncesinde ki o da 2004'te ama onun da mesela fiziğiyle çok dikkat çeken bir oyuncu ve mesela maçın başında onuran bitime tam sahada baskı yapan oyuncu olduğunu gördük. Yani tabii şutu biraz sorunlu ki onu da geliştirirse bence Avrupa'da önemli bir yer edinebilir. Biraz şeye benzetiyorlardı onu mesela. David Asilwit e, Disa zaten o da bildiğin gibi Litvanya de çok önemli çıkış yaptı daha sonra işte NBA'ye gitti ama tam olmadı tam yani. Olmadı. Hatta yani henüz Hiç olmadı. olmadı. <laughs> 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 Biraz <Buna gülüyor> yani. öyle diyebiliriz. Ona benzetiyorlar belli noktalarda Litvanyalılarda onu ama tabii şunu geliştirirse Avrupa'da önemli bir seviyeye gelebilir diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim ama gerçekten yani Nenad Çanak'ta herhalde böyle bir gelişim için... İdeal bir koç. Kulamaya yine Estonya Ligart takım liderliğine özellikle yarı sahada fazlasıyla soyundu. Belki şutu girse bambaşka bir gece maçı da alabilirdi. Onun da 99'lu olduğunu evet. biliyorum yanlış bilmiyorsam. Yani Kotsal'da hatta milli takımda önemli yani uyumları evet. oluyordu. Yura basket döneminde de. Tabii şimdi Estonya basketboluna girersek... E bambaşka <gülüyor> bir... <laughs> <laughs> Müthiş <Bambaşka gülüyor> bir Estonya basketbolu. Bambaşka bir hikaye gider orası. Finlandiya'ya doğru uzanırız <laughs> oradan da. Ama gideriz abi. Ya seninle çok keyifli oluyor bu tarz sohbetler. Fruitex'e Bursa Spor'u toparlarken... Ve yavaş yavaş aslında yayının da orta bölümlerine doğru gelirken... Euro Cup sezonuna dair sana birkaç şey soracağım. Şimdi Euro Cup'ta bir Valencia standartı var. Yani Valencia Euro Cup'taysa... Çünkü biliyorsun Euro Cup arasında Final aslında... Final de deriz. Valencia. Asansör... Diyebileceğimiz o takım Valencia'dır ve Valencia'nın nerede olduğu çok belirleyici oluyor ama geçtiğimiz sezon buna ek olarak evet. Virtus Bologna ve Partizan gibi EuroLeague'e dönme niyetiyle hmm. EuroLeague'e dönecek bütçelerle kurulmuş. Eurolig kadroları var. diyebiliriz. Ya yani Masada aslında 3 EuroLeague takımı ve bir de Frutexa e Bursa Spor gibi böyle turnuvaları çok başka noktaya götürebilen o underdog sürpriz yapan takım vardı. Bu sezon Frutexa e Bursa Spor artık o yaparsa sürpriz olur takımdan ziyade... Sanki hedef takımlardan biri Euro kaptı. Yani benim kafamda şöyle bir güç sıralaması var Euro kapta, Kadro itibariyle diyeyim bu sezon. Ya ben Juventus'u bir sıraya koyarım kadro kalitesi olarak. Yani orada da bence Ferran Basas mesela çok ciddi bir eksiklik. ya yani onun Kanarya'ya geçmiş olması. Ki orada Feliz'le birlikte bir ikinci yönlendirici her zaman arıyorlar ki Kyle buraya monte etmeye çalışıyorlar yönlendirici olarak. Ama ne kadar uzun vadeli bir çözüm orası tartışılır. Ama Kyle Guy, Avrupa için çok değerli bir profil bir şey zaten. Ki Fenerbahçe ile ya, uzun süre anılmıştı ismi. Ya, kesin Euroleague olacak bu ya, üç. Mutlaka. Hatta Real Madrid olabilir mesela. Carroll sonrası role ben örnek olarak söylüyorum. Ee, i̇kinci sıraya ben aslında Bursa Spor'u Düşünürüm yani güç sıralamasında. Yani ben Venezia'nın kadrosunu çok beğeniyorum ki onlar da biraz geç çıkış yaptılar EuroCup'da. Sezona biraz daha sallantıda girmişlerdi. Geçen yani. hafta yenmişlerdi. Evet hatta Orta Bursa Spor Spor Spor'u yenmişlerdi. Evet. Orada da mesela Bursa Spor'un hem alanı hiç açamaması, dört numaradan kat kalmaması hem de Spurs'u üzerinde baskınlığı hiç yapamamıştı Bursa ve Spurs'u sanıyorum 8 asiste falan bitirdi maç. Yani öyle rahat bir organize organizasyon yapmıştı o maçta. Ee, Venezia daha sonra Gran Canaria yine bence burada ve Buduchnos aslında ilk 5 kafa takım olarak kadro kalitesi itibariyle biraz böyle düşünüyorum ama senin burada fikrin <laughs> yok ben de aynı fikirdeyim. Yani ben de çünkü soruyu sorarken sanki bir Final Four takımı... Yani ...Euro Cup Final Four formatı yok elbette ama son dörtte olma ihtimali en güçlü takımlardan biri... ...Fruteksa Bursa Spor. Tabii bu işin mimari yani Onur Alp'i konuştuk, Yiğit gittik... ...yabancıları konuştuk, Ducinski dedik. Ama sanki orada bir patron var. Dušan Olimpijević enteresan bir koç profili. Bir çok yetenekli genç koç olarak biliyorsun... ...Kızıl Yıldız'ı Euroleague sezonunda hem de ona emanet ettiler... Çok iyi geçmedi ama özellikle Adriatic'teki o Budusnoz serisi onun orada ipini çeken mesele evet. olmuştu. Yani Kızıl Yıldız için Euro Lig'de playoff'a kalmamak ya da çok başarılı olmamak kabul edilebiliyor. Domestik başarı el olmaz. Ama Adriatic'i Partizan'a kaptıramazsınız. Partizan'dan başka bir takıma asla kaptıramazsınız ve nitekim Olimpiyav için oradaki bileti de o şekilde kesildi. Fakat eğrisi doğrusuna denk geldi. Onun enerjisiyle Bursa'nın bir basketbol şehri olarak açık söylemek gerekirse ben İstanbul'un arkasına yazacağım şehirdir. bana İzmirli ve Ankaralı basketbol severler <laughs> lütfen kızmasınlar ama benim hissiyatım o. İstanbul ya ve Bursa. olarak mı? Evet. ya Basketbol atmosferi olarak ben hani karşıya kasal derim. İkinci sıraya bunları yazarım. Olimpiyav için o işin teknik taktik tarafını geçiyorum. Ağırlığı ve Bursa Spor Kulübü'nün de aslında futbol tarafında bu kadar büyük bir krizdeyken basketbol tarafında bu kadar net bir takım, net bir lider bulmasıyla çok başka bir hikaye yazıldı. Sen de aslında bir koç gözlemcisisin. Yani genç koçları, yetenekli koçları ben çoğunlukla senden duyuyorum. Teşekkür. Özellikle İspanya basketbolunda genç bir koç parlıyorsa zaten çoktan senin kulağına gelmiştir. Sonra belki 6 ay sonra bizim kulağımıza geliyor. Sen Olimpievici bu genç koçlar arasında nereye koyarsın? Güç sıralamalarına devam edelim. Yani benim şöyle kafamda bir şey oluştu sen cümleyi kurarken aklımda bir e, liste vardı bu konuyla alakalı işte. Özellikle tabii genç derken biraz daha 45 yaş tabii. aşağısını düşünüyorum burada. Mesela Alepiyo 3 bence direkt olarak Avrupa'nın en iyi 5 genç koçundan biri diyebiliriz. Direkt. Yani şu anda bence diyebiliriz. Sence diyebilir miyiz? Diyebiliriz aslında. Zaten hani o Euroleague sınırına çok yakın biliyorsun Valencia ile de evet. anıldı yani. Yazın Valencia ya ihtimali konuşuldu. Yarın öbür gün Euroleague'de herhangi bir koltuk boşaldığında... Yani İsmi Europe, geçecek koçlardan e Dışarıdan biz. bir koç gelecekse örnek veriyorum. Trinker'i Real Madrid'de geçmeyecekse, aşağıdan yukarıya bir koç geçecekse Olimpjević orada. Peki diğer isimler? Başka tanıdık isim var mı? Yani şöyle düşünüyorum tabii şu an biraz e, böyle şey spesifik seçimler olmayacak. Yani biraz daha benim gözümden ve daha tabii beğendiğim koçları burada sıralamaya çalışayım biraz. Mesela Lassitiovi şu anda serbest bir koç olmasaydı, takımı olsaydı kulüp bazında onu da burada söylerdim ki 36 yaşında yanlış hatırlamıyorsam ve hem Strasbourg döneminde Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları ve tabii Finlandiya milli takımıyla yaptıkları orada. Heineken Detman'dan yani. mirası acayip alt. Tabii zaten Beşiktaş'ın geçmişi de var biliyorsun. Mesela ben Beşiktaş'ın yerinde olsam düşüneceğim koçlardan biri kesin. Yani evet hem kulübü daha önce çalışmış olmasa hem de şu anda zaten serbest olması da bence Last biraz tartışma konusu. Ya yani. tabii bütçeler çok belirleyici ama takımınıza bir basketbol karakteri kazandırmak istiyorsanız ve o karakter insanları salona çağıracak bir karakterse Last Studio bence bunu fazlasıyla yapar. Ee, şu anda Tomas Di Salo mesela ismiyle e, Avrupa'da dillendirilen bir isim. 40 yaşında bir koç. O da Finlandiyalı. Bu sezon Telekom Bond'a müthiş bir iş yapıyor gerçekten. Hem ligde hem de şampiyonlar seviyesine seviyesinde ve TJ Shorts'u orada Avrupa'ya yeniden kazandırmış koçlardan birisi ki TJ Shorts şu an şampiyonlar liginde en çok konuşulan oyuncu olabilir. Gelecekte Euro, Euro lig olur mu Euro Cup olur mu diye konuşuyor. Tabi fizik olarak ismi gibi biraz T.J. Shorts evet. Tatsız da bir şakayı sıkıştıralım <laughs> buraya biraz yani Size olarak problem yaşayan bir oyuncu ama yani Lissalo'nun oradaki dokunuşları da T.J. Shorts etrafında çok değerli Shorts demişken bence Pedro Caez Yine oraya yazılabilecek bir koç O da 39 yaşındaydı sanırım Senin biridir zaten. En sevdiğim koçlardan biri Genç bir İspanyol koç 39 yaşında Rasta'da Bunda sigara yılın koçu ödülünü almış bir koç geçmişte Hamburg'da iki sezonu var ama Hamburg'da ya, takım bazında belli e, başarılar yakalayamasa da belli oranda oyunculara dokunuş çok değerli. Ki Mike Kotz'ları yürürlgeye çıkarmış bir koç. İşte TJ bahsediyoruz. Caleb Homestead bu sezon Zenit'e yine onun elleriyle gitti. E, orta dokunuşları yine Pedro Caez'in. Ben çok beğeniyorum. Yakar kaç yaşında oldu ya? Bizim bu gruba girer mi? O da 42 yaşında. Ben de düşündüm. Ya aklımdan geçti ki Kanarya'da da bu sene iyi bir sezon geçiriyor. Ee, Öncesinde oyun döneminde... Tom ve Blossom Game. Ya dokunduğu oyuncular var. Kariyerini biraz daha yukarıya çektiği oyuncular var. Yani Lakovic da bence buraya dahil edebiliriz dediğin gibi. Çünkü hem Ulm'de zaten bence genel olarak Ulm'de oyunculara dokunan ve bir okul olan takımlardan birisi de, özellikle Avrupa'da. Ki Almanya zaten bu konuda bildiğin gibi artık en öne çıkan. Okul ki oradan çıkınca o konfor alanından çıkıp biraz sallanıyorsun. Killin Hayes bence çok iyi bir örnek. Yani. Bence de. Ya o da zaten oynadıkça yeniden kendini bulmuş bir takım ki mesela Lud Ludwigsburg bence bu konuda en başarılı takım takımlardan biri Avrupa'da okul olma konusunda ve oradan çıkan Euroleague oyuncularına hani izleyicilerimiz isterse bir göz atabilir. Gerçekten müthiş bir liste orada ki John Patrick oradan ayrıldı. Şu anda Josh King var mesela o da genç bir koç ve iyi bir çıkış yakaladı bu sezon. Ee, son olarak da bence bu listeye 5. olarak e, Erdem ekleyelim ekleyelim. Özellikle tabii biraz da bu sezon üzerinde bir liste bu ama Erdemcan da sevgili koç burada olmayı hak ediyor özellikle bu sezon hem Euro kapta hem de ligde yakaladığı yaşadığı sürpriz sayesinde. Ya şunu söyleyebilirim bir okul olmaktan bahsettin bir kulüp kültüründen bahsettin Türk Telekom yakın dönemde ortaya koyduğu bütçelerle karşılaştırıldığında bunu en uzak profildeki kulüplerden biriydi. Ve böyle kulüpleri alıp hemen silkelemek, hemen oraya farklı bir heyecan, bir enerji, bir basketbol getirmek çok zor. Yani Türk Telekom'u düşündüğümüz zaman senin de bahsettiğin gibi daha görkemli kadrolar, belki daha değerli oyuncuların yazıldığı Türk Telekom kadrolarını hep görmüştük ama genelde Şampiyonlar liginde hayal kırıklığı olmuştu bu konuda Türk Telekom. Yani Erdemcan'ın bu sözünün küçük kişi gerçekten çok değerli ki Euro Cup'da, geçen haftaya kadar işte tek mağlubiyetle ilerliyorlardı bu konuda ve gerçekten hem ligde hem de Avrupa'da yakaladıkları standart çok üst düzey. Orada tabii coachingten ziyade hatta bence Euro Cup seviyesinde bu her zaman çok kıymetlidir. Olimpiyeviç'te de benzer bir durumu konuşabiliriz. Takım mühendisliğine de kafa yormak gerekiyor. Yani içeriği Birbirine çok benzeyen ya da benzemeyen e, garip bir oyuncu grubuyla donatmak her zaman takımı geriye götürüyor. Türk Telekom'un bence yakın dönemdeki en büyük bir problemlerinden biriydi. E, enerji her zaman küçümsenen bir kelimedir ama bir takımın imajı bence çok kıymetli ve Erdem Can onu olumlu anlamda çok değiştirdi Türk Telekom tarafında. Ben de bu konuda sana hak veriyorum. Hatta ben hani ilk 5 ilk dört, ilk 3 yukarıyı bile zorlayabilir bence Erdem Can. Ya bence zaten geçmişini biliyoruz. Müthiş bir kariyer. Yani Fenerbahçe dönemi daha sonra NBA gidişi vesaire. Avrupa'ya da aslında dönüş kararı biraz da riskli bir karardır her zaman. NBA gibi bir ortamdan özellikle. Hem de Türk Telekom'a dönüşü ama bence Erdem Hoca çok başarılı bir sezon geçiriyor. Özellikle şu bölüme kadar ki haftaya da işte muhtemelen Türk Telekom'u da burada derinlemesine konuşacağımız takımlardan birisi olacak. Quinn Snyder hocam nereden çıkar Erdem Hoca demişken? Yani ben hep oraya Spurs'u yakıştırıyordum. Queen Snyder ve San Antonio Spurs. Hı hı. Ama şimdi onlar da biliyorsun çok iyi bir seri yakaladılar. <gülüyor> <gülüyor> Kaybetme anlamında. Ya Popovic tabii ki orada karar verecek. Ne zaman bırakacağını. Diğer şey 29 takımdan farklı olarak. Yani tabii Hap o, ayrı bir ağırlığı var. O e, mağlubiyet serisi ardından bir de Victor ama yarışında işte ilk sırada olurlarsa ve belki kazanırlarsa yarışı. Popovic daha ne kadar daha ister orada onu da düşünüyorum. Ya çünkü ben Banyama'ya dokunmuş olarak en özel koçlardan biri NBA'de mutlaka Popovic olacaktır. Ya benim de aklıma Knicks geliyor ama sen de hocaya kıyamıyorsun galiba. Çünkü Knicks Sirkine girdiğin zaman ya ne zaman çıkacağım belli olmaz. Nasıl çıkacağım belli olmaz yani. Koyun Snyder Ya oradan biraz daha uzak kalsa benim için daha iyi olur yani. Ben de aynı fikirdim o zaman. Ufak ufak toparlamış olalım. Frutex'te Bursa Spor parantezi açtık. Türk Telekom'u gelecek hafta detaylı olarak konuşacağız. Avrupa basketbolunda öne çıkan ne varsa İNEGEN'in desteğiyle hazırladığımız bu programda seninle bir parantez açmaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Ağzına sağlık. Senin ağzına Diyelim. sağlık hadi. Görüşmek hadi. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Pardon. Bölüyoruz. Alışverişleri 36 taksite bölen ING taksitle Potada Avrupa'yı sundu.